Sonunda. Maalesef bizim enstitünün duvarları 60 santim kalınlığında taş duvarlar, internette sorun yaşıyoruz. Özür dilerim. Hoş geldin, nasılsın? Merhaba. Çok teşekkürler. İyiyim. Merhaba, nasılsın? Çok teşekkür ederim. Devam ediyoruz canlı yayınları. Harika. Sizler gibi bir konuda, bu arada Suat Arkeolojisi'ne gerçekten çok değer verdik. Yani müzenin koleksiyonlarıyla uzaktan bir ilgisi var süngercilikle ilgili. Çok da güzel gidiyor. Destekleriniz için de çok teşekkür ederim. Her zaman. Şimdi bugün Bodrum'da su altı arkeolojisinin bir bilim dalı olarak nasıl doğduğundan bahsedeceğiz. Ama ondan Evet. önce kendini kısaca bir tanıtabilir misin? Tabii ki de. Ben Tuğba Ekmekçi Littlefield. İzmir Karşıyaka'lıyım ama 91 yılından beri, İNA'da çalışmaya başladığımdan beri Bodrum'da yaşıyorum. Stajyer öğrenci olarak ilk başladım. En büyük hayalimdi sualtı arkeoloğu olabilmek. 86 yılında İNA'nın Uluburun batığı kazısı sırasında Cumhuriyet Gazetesi'nde çıkan bir makalesini okuduğum zaman lise 1'deydim ve dedim ki hayalimdeki iş bu. Hem su hem arkeoloji. Ve lise sona gelinceye kadar arkeoloji okuyabilmek için ciddi olarak ailemi ikna etmekle geçirdim o süreci. Ve sonra Ege Üniversitesi Klasik Arkeoloji bölümünü kazandım. Ve üniversiteye başladığım günden itibaren George Bass ve Cemal Kulak'la irtibat kurup yalvarmaya başladım beni İNA'ya almaları için ve sualtı arkeoloğu olabilmem için. Çünkü o zaman Türkiye'deki hiçbir üniversitede sualtı arkeolojisi bölümü yoktu. Ve 3 senenin sonunda bana laboratuvarda kazıda değil ama laboratuvarda stajyer öğrencilik teklif ettiler ve ben de kabul ettim, geldim ve geliş o geliş 91 yılından beri onlarla birlikte çalışıyorum ve 2008 yılından beri de benden önceki müdür Tufan Turanlı'nın emekliliğinden sonra müdür olarak görevimi devam etmekteyim. Peki bilmeyenler için İNA nedir ve amacı nedir? Bize biraz Evet. anlatabilir misin? INA aslında İngilizce olarak Institute of Nautical Archaeology'nin kısaltılmışı İNA ve Türkçe'de de Sualtı Arkeoloji Enstitüsü. Ve İNA'nın amacı tamamıyla batık gemilerle yapılan çalışmalar sonucunda tarihi su yüzüne çıkarmak ve insanlığa bu bilgiyi bilimsel anlamda sunmak. Bizim amacımız sadece batık gemilerle çalışmak. O yüzden adımız nautical arkeoloji. Underwater veya maritime arkeoloji değil. Evet, tam da bu konuya parmak basmak istiyorum. Çünkü bunu hep karıştırıyoruz. Yani denizcilik arkeolojisi mi, gemi arkeolojisi mi, yoksa underwater arkeoloji dediğimizde su altı arkeolojisi oluyor. Ama onu çevirdiğimizde su altı arkeoloji enstitüsü olarak çeviriyoruz. Yerli Evet, olmayan bir çünkü şimdi isterseniz çok kısa ve kabaca bu üçündeki terminoloji karışıklığını açıklayayım. Evet. Sualtı arkeolojisi dediğiniz zaman, yani underwater arkeoloji dediğiniz zaman su altında yapılan tüm arkeolojik faaliyetleri kapsar. Ama nautical arkeoloji dediğiniz zaman sadece gemiler üzerine odaklanmıştır. Bu illa su altında olması gerekmiyor. İstanbul Yenikapı'da olduğu gibi karada bulunan gemi kalıntısı da olabilir. Sadece odaklanan malzeme gemi, batık gemidir. Maritime'da ise insan ve su ile ilgili olan her şey. Ve sadece deniz değil, göl, nehir, her türlü su altında, suda yer alan şehir, liman, balıkçı barınağı, insanla ilgili her türlü kültürel varlığın çalışması da gelen anlamda maritime arkeoloji olarak kabul edilmekte dünyada. Süper, çok teşekkürler. Bu önemliydi Güzel. çünkü bunları karıştırıyoruz. Peki aslında konu başlığımıza tekrar gelirsek, Bodrum'da sualtı arkeolojisi bir bilim disiplini olarak nasıl başladı? Evet, gerçekten Türkiye'de ve Bodrum'da başladı bu bilim dalı. Ama biz bunu söylediğimiz zaman daha öncesinden vardı çalışmalar işte Türkiye'de olsun, Osmanlı'da olsun, Yunanistan'da olsun, Danimarka'da olsun, Hollanda'da olsun biliniyor. Bunlar daha çok şöyle söyleyeyim, salvage dediğimiz yani kurtarmaya
dayalı çalışmalar veya araştırmaya dayalı dalgıçlar dalıyorlar. Suyun altında bir objeyi veya eseri bulduğu zaman yüzeye çıkartıyor. Yüzeydeki arkeolog bakıyor, inceliyor, tarihlendiriyor. Bu arkeoloji değil. Arkeoloji bizim bildiğimiz arkeoloji nasıl karada kazılar yapılıyor teknik ve bilimsel anlamda özel tekniklerle. Bu tekniklerin aynı şekilde su altına uygulanması böylece bilimsel bir bilim dalı oluşuyor. Ve bunu gerçekleştiren ilk arkeolog George Bass ve 1960 yılında Türkiye'deki Gelidonya batığında kazarak bunu yapıyor. Çünkü daha önce 1957 yılında Danimarka limanında bulunan Roskilde batığı var. Onda ise bu batık alanın etrafı metal çerçeveyle kapatılıyor ve batık alanın içindeki su tamamıyla pompalarla boşaltılıyor. Böylece batık kumun üzerine çıkartılmış oluyor, su gidiyor ve yine arkeologlar karada çalışmış oluyor. Fiziksel olarak gerçekten bir arkeoloğun suyun altında bir arkeoloji çalışma yapması 1960 yılında ilk kez Türkiye'de Gelidonya batığında gerçekleşiyor. O yüzden bu bilim dalının doğuşu da burada olmuş oluyor. Evet, yani 1960 çok enteresan çünkü Bodrum'da aslında elektriğin ilk geldiği zamanlar. Yani o zamanlarda bile elektrik yoktu galiba. Yani 1960 senesinde Olmadığını söylüyorlar. çok enteresan bir hikaye. Yani bu Peter Throckmorton'un o süngercilerle irtibatı aslında Bodrum'a bir süngercilikle ilgili belgesel çekmeye gelmesi bile Evet. çok çok enteresan ki bizim şu anda bile süngercilikle ilgili bir elin parmağıyla sayabileceğimiz kadar belgesel var elimizde. Ama 1960'ta bir kişi geliyor Amerika'dan ve süngercilikle ilgili bir belgesel çekmek istiyor. Yani süngercilerin bu anlamda sualtı arkeolojisinin doğuşuna katkısı çok çok. Kesinlikle. Balıkçıların aynı zamanda. Peki Kesinlikle. bu ilk bilimsel batık dediğimiz Gelidonya burnunda işte kareleme sistemi yapıldı vesaire. Bu batıktan biraz bahsedebilir miyiz? Ne şartlar altında kazı gerçekleşiyordu? Aslında tabii ki de çok zor şartlar altında gerçekleşmiş. Tarihi düşünürseniz 1960 yılı bizim Türkiye'de bir darbenin olduğu bir yıl. Ve George Bass ile Peter Throckmorton'un buluşması, Peter Throckmorton, Kemal Aras'ın bu batığı göstermesi, bu batığın Tunç Devri'ne ait olduğunu anlaması Peter Throckmorton'un. Çünkü Pennsylvania Üniversitesi'nde okurken bazı arkeoloji dersleri almış. O yüzden aşina o döneme. Ve George Bass'ın Türkiye'de daha önceden Gordyon kazısında çalışıyor olması, Türkiye'yi bilmesi ve burada çalışabilecek olması ikisini bir araya getiriyor. Ekipman buluyorlar, malzeme buluyorlar, para buluyorlar, takım, ekip buluyorlar. Ve 1960 yılında Türkiye'ye gelip bu batın kazısını yapmak için Milli Eğitim Bakanlığı'na izin başvuruyorlar. Çünkü o zaman Kültür Bakanlığı yok. 1971 yılında Kültür Bakanlığı kuruluyor. Gerekli izinler alınıyor. İstanbul'da izinlerin çıkmasını beklerken, malzemelerin ve ekibin toplanmasını beklerken sabah uyanıp otelin dışına çıktıkları zaman her tarafta tankları ve devrim olduğunu görüyorlar, darbe olduğunu görüyorlar. Ve neyse bir süre daha bekleniyor. Ortalık yatıştıktan sonra Antalya'ya gelip Gelidonya burnuna gidip kazıya başlıyorlar. Ve bugün hala o bölgede bilinen Amerikan koyu, bir koyda çadırlarını kurarak hayatlarını orada sürdürüyorlar. Karayla bağlantı sadece balıkçı teknelerinin getirdiği içecek ve sular. Ve 3 ay boyunca orada inanılmaz zorluklara katlanarak, elektrik olmadan, hiçbir şey olmadan çalışarak ilk kez bu bilimsel disiplini uygulamaya çalışıp kazıyı gerçekleştiriyorlar. Kolay bir şey değil. Ama başarmışlar ve ondan sonra George Bass bunu bırakmayıp bu kariyere devam ediyor. Ertesi sene 1961 yılında da Turgut Reis Yassıada açıklarındaki ilk Yassıada batığını kazıyor. Orada biliyorsunuz yaklaşık 16-17 tane batık var ki bir tanesi de modern bir gemi üzerinde. 1961-64 yılları arasında da Yassıada 7. yüzyıl batığını kazıyor. Daha sonra da bütün çalışmalar devam ettikçe 1960 yılından beri Türkiye'de Bakanlar Kurulu
izniyle, onayıyla 20 tane batık kazısı gerçekleştirdi İNA. Ve 21.'sini de geçen yıl Akdeniz Üniversitesi ile birlikte ortak olarak çalışmaya başladık. Evet, o da çok Fakat önemli aslında. Uludağ'ın batığı dünyanın en eski batığı derken, ticari batığı derken şimdi aslında bu batık çıktı. Ama araştırmalar evet. çok yeni başladı. Çok fazla bilgiye sahip değiliz sanırım. Evet, değiliz henüz ama şu anda gördüğümüz kadarıyla evet Uluburun'dan daha eski bir batık. Böylece Uluburun'un dünyanın en eski batığı olduğu etiketi değişecek herhalde. Ama tabii ki de biliyorsunuz Uluburun batığı çok farklı bir batıktı. Bir kraliyet gemisi gibi bir batık. Onun gibi bir kargoya sahip batık şu ana kadar dünyada daha bulunmadı. O yüzden Uluburun apayrı bir kategori. Ama tarihsel anlamda muhtemelen bu Kumluca batığı Uluburun'dan çok daha eski bir batık. Şimdi Uluburun Batı bu arada Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi'nde Evet. 1 Haziran'da müzede açılıyor ve çok da güzel bir sergilemesi var aslında. Oğuz Alp Özen'in düşündüğü bir sergileme. O da çok güzel bir sergileme. Bu arada müzenin kuruluşuna gelirsek, bu Gelidonya Burnu Batığı, işte başlayan bu İNA ile George Best'in çalışmalarına istinaden aslında kalenin Sualtı Arkeoloji Müzesi olmasına mı karar veriliyor? Yani bu George Best'in kendi fikri miydi? Hem öyle hem değil. Pfister Throgmorton 1958 yılında Bodrum'a geldiğinde süngercilerle bu röportaj yapmak için süngercilerin sürekli amforalar çıkardığını buluyor ve onları etiketleyip Bodrum Kalesi'ndeki Birinci Dünya Savaşı'nda hasar almış bir kale o zaman biliyorsunuz. Yine de orada onların hepsini toplayıp balıkçılarla birlikte, dalgıçlarla birlikte hepsini tek tek etiket verip nereden bulunduğu, nasıl geldiğini depolamaya başlıyor. Ve orası o şekilde harap olmuş, hasar görmüş bir kale ama içinde amforalar birikmeye başlıyor. Ne zaman ki George Bass artık 60 yılındaki ilk kazıyı gerçekleştiriyor, 61 yıl önce ikinci batık iznini de aldıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı'na gidiyor. Hikayeleştirirsem konuyu daha kolay anlaşılabilecek şekilde, siz bana bu izinleri veriyorsunuz, ben bu kazıları yapıyorum ama bu çıkardığınız eserleri koyacak bir alana ihtiyacımız var, bir müzeye ihtiyacımız var. Evet, doğru deniyor. Ne dersiniz diyor. Bodrum'da kale var. Bir ortaçağ kalesi var. Ve şimdiye kadar süngerciler, balıkçılar orada zaten amfora biriktirmeye başladılar. O mekan çok güzel bir müze olabilir. Eğer uygun görürseniz burayı müze yapalım diyor. Bakanlık doğru, gayet güzel bir fikir ama bizim böyle bir planımız olmadığı için bunu ayıracak bütçemiz de yok dendiği zaman George Bass da o seneki sezondan kazı sezonunun sonunda kalan parası, üniversiteden alınan fonlar ve o dönemki Milli Eğitim Bakanlığı'nın ayırabildiği ufak bir bütçeyle birlikte hep birlikte toparlayıp buranın Bodrum Kalesi'nin müze olmasına karar veriyorlar. Ve gerekli çalışmalar başlayıp öncelikle ilk bir tane salona dört tane vitrin, kapı, pencere ve demir parmaklıklarla İlk mekan ortaya çıkıyor ve bakılıyor ki gerçekten burası güzel bir mekan. 1962-63 yılında Milli Eğitim Bakanlığı ilk müdür olan Haluk Elbey'i atıyor. Emekli bir İngilizce öğretmeni olan kendisini. Ve böylece Bodrum Müzesi başlıyor. 1981 yılında da Oğuz Alp Özen'in tarafından da Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi ismi tescil ettirilip Bodrum Kalesi bugün dünyanın en önemli ve Türkiye'nin en önemli, en çok ziyaret edilen müzelerinden bir tanesi haline geliyor. 2017 yılından beri de büyük bir restorasyon altında müzemiz. Evet. O yüzden Uluburun Batığı'nın sergisini görmek için biraz daha bekleyeceğiz. İnşallah bu yıl sonu 2020 Aralık ayında tüm müzenin restorasyon projesi bitmiş olacak ve böylece hepimiz tekrar müzeyi yenilenmiş haliyle görebileceğiz. Yani 1 Haziran'da aslında müzenin tamamı açılmıyor mu? Hayır, belli bir kısmı geçen sene açılmış bitmiş etap ve 1 Haziran'a yetişecek olan ikinci etapla bitiyor. Çünkü müzede sürekli birlikte çalışıyoruz müzeyle. Bir takım ciddi statik sorunlar vardı bazı kulelerde. Onlar hallediliyor. Malum şu son 2 aydır bu yaşadığımız virüsten dolayı
Projenin de hızı kesildi. Çünkü malzemeler gelemiyor, seyahat yasakları, birçok işlem yürüyemiyor elde olmayan sebeplerle. O yüzden sadece yine belli bir etap açılacak ama Aralık sonunda tüm müze artık ümit ediyoruz ki açılmış olacak. Peki Bodrum Research Center'ın aslında çalışmalarının bir kısmı da müzede oluyor. Evet. Zaten böyleydi ve halen devam ediyor, değil mi? Evet. Şimdi biliyorsunuz Türk Kültür Bakanlığı'nın mevzuatına göre envanterli müze eserleri müzenin dışına çıkamıyorlar. O yüzden envanterli bütün kazılardan çıkan eserlerle ilgili çalışmalarımızın tamamını müze bünyesinde gerçekleştiriyoruz. Oradaki laboratuvarda gerçekleştiriyoruz. Müzenin kontrolü ve izni ile, tabii ki de müzenin izni ve asıl olan Kültür Bakanlığı'nın izniyle bütün bu çalışmalar gerçekleştiriliyor. Ve konservasyon restorasyon çalışması inanılmaz uzun süren bir çalışma. Özellikle sualtı kazıları için. Çünkü şöyle düşünürseniz, normalde bir kara kazısından çıkan bir eser, eğer kondisyonu, durumu iyi ise çok ufak müdahalelerle hemen kataloglamasının bilimsel çalışmasını yapıp onu müzeye teslim edebilirsiniz ve biter. Ama su altında binlerce yıldır kalmış olan bir eser tamamıyla dokusu, yapısı bozulmuş bir eserdir, parçadır. Onun tekrar su üstünde, şu anki alışmış olduğumuz hava ortamında sürdürülebilirliğini sağlaması çok uzun ve çok meşakkatli işlemler gerektiriyor. O yüzden bu işlemler, bu konservasyon, restorasyon işlemleri tamamlanmadan maalesef bilimsel çalışmalar gerçekleştirilemiyor. Bu da o sebeple hem bizim yayınlarımızın uzamasına hem de müzedeki sergilemelerin daha geç açılmasına da sebep olabiliyor. Peki buluntular nasıl aşamalardan geçiyor sudan çıktıktan sonra? Kabaca, çok teknik olmamaya çalışarak sizleri sıkmadan, öncelikle şöyle basit olarak anlatayım. Şöyle de bir örnek göstereyim. Mesela bu bir gemide yer alan bir parça, kullanılan bir malzeme, bir kalem. Bu ortama göre yapılmış, üretilmiş bir malzeme bu. Ve bir anda bir kaza sonucu batıyor ve suyun altına giriyor. Bu parça, eser, malzeme, her neyse bir an için korkunç bir travma yaşıyor. Yepyeni bir ortama giriyor. Tamamıyla suyla çevrildi. Bedenin suyun içindeki bütün mineraller olsun, kimyasal maddeler, canlılar, her şey ve bu yapısı bozulmaya devam ediyor. Korkunç ve hızlı bir şekilde. Fakat bir süre sonra, aa evet, benim artık yeni ortamım bu. Ben burada bir şekilde kalmaya devam etmeliyim deyip o ortama uyum sağlayıp varlığını sürdürmeye çalışıyor. Ama ciddi bir bozulmadan sonra. Ve binlerce yıl bu süreç devam ediyor. Derken İNA geliyor, kazı yapıyor ve bu malzemeleri tekrar suyun üstüne çıkartıyor. İkinci ağır bir travma, çünkü o binlerce yıl alışmış olduğu ortam tekrar bozuluyor. Bunu bozmamak için ve stabilizasyonunu sağlamak için, o yapıyı, o dokuyu koruyabilmek için bizim ilk yaptığımız şey öncelikle tuzundan arındırmak. Çünkü tuz kuruduğu zaman kristalleşen bir madde. Kristalleşmek demek ne demek? Genleşmesi ve genleştiği zaman o kristal parçaları sizin eserinizi parçalar, çatlatır, sonuçta yok eder. Ve bu tuzdan arındırma işlemi de, aa denizden çıkardık, haydi hemen aldık, saf suya koyalım değil. Çok yavaş. Önce %75 deniz suyu, %25 çeşme suyu. Daha sonra %50 %50 değiştirerek. Daha sonra çeşme suyu, yağmur suyu karışımı. Daha sonra yağmur suyu, saf su karışımıyla en az birkaç yıl bir eserin tuzundan arındırması Birkaç sürüyor. yıl. Birkaç yıl, evet. İnanılmaz bir Daha süreç. sonra da inanılmaz derecede ağır kurumaya alınıyor. Çünkü olur ya, belki dokusunda, yapısında yine gözden kaçan, testlerden kaçan bir tuz yapısı, mineral kalmış olabilir diye, bu sefer çok ağır bir kurutma. O kurutma işlemi de aylar süren bir işlem. Bu arada eser çıktı suyun altından, sizin enstitünüze geldi, bir kere birkaç sene zaten arındırma ve kurutma ile geçti. Derken ondan sonra kimyasal olarak sağlamlaştırma işlemleri başlıyor.
Çünkü bu dediğim gibi dokuları tamamıyla bozulmuş olan eserler, parçalar bunlar. Bu kimyasal sağlamlaştırma konsolidasyon işlemlerinden sonra ancak eserler laboratuvardaki üst bölüme çıkıp tasnif, seramikler, işte metaller, ahşaplar, organikler, inorganikler, zaten bunların hepsinin arındırma ve kurutma prosesleri hepsinin farklı, kimyasal işlemleri de farklı. Ondan sonra kırılmış olan parçaların hepsinin birleştirme, tümleme aşamaları başlıyor. Onlar tamamlandıktan sonra restorasyonu bittikten sonra kataloglama ve bilimsel çalışmalar, belgelemeler. Ve ancak bu işlemler bittikten sonra müzeye teslim. Müzede bu eserlerin sergilemeye veya depoya gireceğine onlar karar veriyor. Onlar tasniflerini yapıp envanter altına alıp veya etütlük olarak veya amorf malzeme olarak farklı üç kategoride bu çıkan suyun altından çıkan parçaları değerlendiriyorlar. Süreç bu. Dediğim gibi yıllar süren bir süreç ve bir batıktan en az 20-30 bin parça çıkıyor, öyle düşünün. Benim size bahsettiğim bu süre sadece bir parça için geçerli olan ve sayı 20-30 binlere ulaştığı zaman o yüzden biz yıllarımızı tamamıyla konservasyon restorasyonu harcıyoruz. Bir batığın kazısı 3 yıl, 5 yıl veya Uluburun'daki gibi 11 yıl sürüyor. 84 yılında başlamış bir kazı, bugün 2020 hala konservasyon ve restorasyonu sürüyor. Böylece sürecin ne kadar uzun olduğunu siz anlayabilirsiniz. İnanılmaz bir şey. Bir de düşündüğünüzde insanların gidip de suyun altından işte ben şu parçayı alayım, aa işte bir kırık bir şey varmış ya da loot etme olayı işte defini arayalım vesaire dediğimizde bu kadar emeği düşündüğümüzde ne kadar yanlış işler olduğunu anlıyoruz. Yani hikayenin o parçasını alıp kendi zevkleri ya da parasal kaygılar için atıyorlar. Bu ne kadar üstünde durulması gereken bir şey aslında. Böyle bir emek var. Evet, kabul Gerçekten. edebileceğimiz bir şey değil. Gerçekten kabul edebileceğimiz bir şey değil. Çünkü çok büyük emekler harcanıyor ve bir de düşünün ki suyun altında siz hayatınızı riske atarak bu çalışmayı yapıyorsunuz. Normal bir karadaki kazı gibi değil. Ve çıkacak en ufak bir parça bir başka bütünün tamamlayıcı parçası olup siz inanılmaz bilgiler elde edebileceksinizdir. Ve o parçanın alınmış gitmiş olması o bilginin eksikliğidir. Ve biz insanlığa olan borcumuzu tam olarak ödememiş, yerine getirmemiş oluyoruz o eksiklikle. Peki hazır bu buluntulara gelmişken bir buluntuyu önemli yapan nedir? Yani mesela düşündüğümüzde konuşuyoruz işte çıkan bir altın kap ya da işte Uluburun batığından çıkan Nefertiti'nin mührü bile bazen aslında o kadar tatmin edici sonuçlar veremiyor yani. Tarihlendirme açısından ya da başka konular açısından ama bir tane işte Cemal Pulan bulduğu ve araştırmasını yaptı. Amforun içindeki küçücük bir kara salyangozunu araştırdığında onun sadece dünyada İsrail'de küçücük bir bölgede yaşayan bir Kürt grubu olduğunu fark ettiğinde bu daha çok bilgi verebiliyor. Yani bu konudan biraz bahsedebilir miyiz? Tabii ki de eserin önemi verdiği bilgiyle orantılı. Altın veya mücevher değeriyle değil. Kesinlikle değil. Biz arkeologlar olarak hiç göze batmayacak herhangi bir, dediğiniz gibi işte bir salyangoz, o en güzel örnektir. Salyangoz kabuğu normalde dönüp bakmayacağınız bir parça bize o kadar önemli bilgiler verdi ki biz bugün gerçekten çok nadir olarak rastlanan bu terebint reçinesinin, Uluburun'dan bulunan amforaların içinden çıkan reçinenin tam nokta atışı geldiği bölgeyi tespit edebildik. Ama ona bakarsanız evet Uluburun'dan çıkan o altın kadeh çok görkemli bir eser ve dünyada tek, şu anda eşi benzeri yok o parçanın. Ama üzerinde ne bir yazıt var, ne bir işaret var, ne bir işleme var. Bize ne teknik anlamda ne sanatsal anlamda hiçbir bilgi vermiyor. Ama görsel olarak mükemmel bir kadeh. Ama önemli İşte onun mücevher olması, altın olması sergide inanılmaz etkileyici bir parça ama o bilgi bizim için önemlisi. En çok bilgiyi hangi parçadan, hangi eserden elde edebilirsek o parçaları bulduğumuz zaman biz inanılmaz mutlu oluyoruz. Ve tabii ki de enstitü olarak dediğim gibi nautical arkeoloji, biz gemi batıklarıyla, gemiler üzerine çalıştığımız için geminin gövdesine ait
ahşapları, gövde parçalarını bulduğumuz zaman inanılmaz mutlu oluyoruz. Çünkü bu sadece bu gemi yapım tekniği açısından değil, gemi yapım tekniği gerçekten insanlığın ilerleyişini gösteriyor. O çok önemli. Ama o dönemde o bölgedeki ekonomiyi bize gösteriyor. Hem ekonomiyi hem ticaretin nereden nereye geldiğini, ahşabın nereden nereye, nerede olan bir tür ahşabın nerede işlenip nasıl gemi olduğunu, malzemenin nasıl taşındığını, sadece ekonomik olarak kargonun, malzemenin değil, kültürlerin nereden, ne şekilde, nasıl taşındığını göstermesi açısından gemiler çok önemli veriler ve eğer gemi kumluk bir arazide battıysa ve kumla güzelce örtülüp korunmuşsa geminin gövdesi, biz gerçekten o zaman çok mutlu oluyoruz. En zor şey zaten geminin gövdesinin kalması çok zor bir şey. Evet. En geriye giden örneği nedir bu gemi ahşabı olarak? Şu anda Uluburun gemisinin yaklaşık %3'ü, çok küçük bir oranda gemisiye ait gövde parçalarını bulduk. Ama tabii ki de daha Mısır'da bulunan bu kano tipi, dagbo, daha doğrusu hani kütük, oyulmuş kütük kayıklar var. Uluburun'dan da eski bulunan kayıklar var. Fakat dediğimiz gibi Uluburun'un en eski, dünyanın en eski batığı olduğu söylemi, denizde giden, seyahat eden bir gemi. Nehirde veya gölde giden, oyulmuş, kütüye oyulmuş bir değil, gerçek anlamıyla bir gemi ve gemide seyahat eden aktif bir geminin batmış olması ve bulunmuş olması, o yüzden dünyanın en eski gemisi olarak değerlendiriliyor Uluburun. Peki seni en çok heyecanlandıran buluntu ne oldu? Beni en çok heyecanlandıran buluntu. Şöyle anlatayım. Şimdi bu gemiler batıyor biliyorsunuz. Bahsettiğim gibi suyun altında işte tuzlar, mineraller var, deniz canlıları var, kum. Bunların hepsi bir araya geldiği zaman bir anda eseri kaplayıp tortu oluşturup eseri kaplayabiliyor. Ve bizim inanın yapmış olduğu en önemli çalışmalardan bir tanesi, birinci jenerasyonun, bizden önceki jenerasyonun, bu tortu tabakalarının taş, çöp değil de içlerinde bir takım eserleri barındırabileceklerini düşünüp onları yüzeye çıkartıp onları tek tek keski ve çekiçle veya bistür ve çekiçle kazarak içinde bir şey olup olmadığını görmeleriyle oluşmuş ve ben Uluburun batığından çıkan büyük bir tortu kütlesi önüme verildi. Bunu yavaş yavaş bistür ve çekiçle temizleme, içinde bakalım ne var. Ve ben bunu 2,5 yıl sürdü bunun temizlemesi. Çünkü dediğim gibi bistür ve çekiçle temizlendiği zaman içinden 2 tane fil dişi düğme çıktı. Bu elbise düğmeleri olduğunu düşündüğümüz. O beni çok heyecanlandırmıştı. Belki çok öyle ahım şahım görüntüde görkem ve eser değildi ama bir tortu tabakasının içinde yoktan var olmuş, çıkmış o grup ve onun yanı sırada 7-8 tane de cam boncuk çıktı bu batık olarak. O eserler beni çok heyecanlandırmıştı. Çok güzel. Ben de Sualtı Arkeoloji Müzesi'nde 16-17 yaşlarımda o eserleri çizmiştim kendimce. Hatta şu an sergilemede o küçük çekmecelerin altında duruyor. Bütün o boncuklar, çıkan bütün her şey Sualtı Arkeoloji Müzesi'nde artık 1 Aralık'tan sonra ziyaretçiler tarafından görülebilecek. Sesin geliyor. Pardon, ben bu arada ses gitti. Ses duymakta zorlanıyorum. Tamam. Şu an geliyor mu? Hayır, çok zor geliyor. Aa, yani biraz daha yaklaşayım. Geliyor mu yani? Çok az da olsa ben kısaca soru Çok soracağım. az geliyor. Evet, Tamam. çok az geliyor ama ben yaklaşıyorum. Kusura bakmayın. Tabak Tamam. gibi şimdi suratımla böyle. Tuba, şeyden bahsedebilir miyiz? Bodrum Araştırma Merkezi'nin kompleks olarak özelliklerinden, kaç kişi çalıştığından, çok önemli bir kütüphanesi var mesela. Bu konulardan bahsedebilir misin? Bodrum Araştırma Merkezi, İnayat Bodrum Araştırma Merkezi 1990'lı yılların başında inşa ediliyor ve bizim enstitümüz tamamıyla bağışlarla çalışmalarını sürdüren bir enstitü olduğu için yine bütün bağışçıların topladığı bir fonla devlet hastanesinin altındaki bu arazi alınıyor ve inşaatına başlanıyor ve 91 yılında da resmi olarak açılışa geçiyor. Burada bünyemizde
3 tane laboratuvarımız var. 2 tanesi inorganik eserlerin konservasyon ve restorasyonun yapıldığı bir laboratuvar. Bir tanesi de tamamıyla ahşap konservasyonu, restorasyonu üzerine ayrılmış bir laboratuvar. Ve ayrıca da sualtı arkeolojisi ve arkeoloji konusunda Doğu Akdeniz'in hemen hemen en zengin bir araştırma kütüphanesine sahibiz. Bu kütüphanede tamamıyla çok ünlü arkeologların kendi özel koleksiyonlarına bağışlamasıyla oluşmuş bir kütüphane. Ve bu kütüphanemiz normalde araştırma kütüphaneleri biliyorsunuz master, doktora ve üzeri seviyeye açık bir kütüphane. Fakat biz lisans seviyesine de açığız. Türkiye'de ve dünyanın her yerinden arkeoloji ve özellikle sualtı arkeolojisi ile ilgili çalışma yapmak isteyen tüm araştırmacılar kütüphanemizde gelip çalışabiliyorlar. Önceden izin almak koşu, daha doğrusu izin almak demeyeyim de hani haber vermek, randevulaşmak şartıyla. Fakat şu son malum 2 aydır tabii ki de enstitümüz kapalıydı. Biz de yeni iş başı yapıyoruz. Kütüphanemiz bir süre daha kapalı maalesef. Dışarıdan kimse almak istemiyoruz. Çünkü ortam belli, ne olacağı belli olamadığından hani kendimizi güvende hissedebilmek için bu sebeple bir süre daha kütüphanemiz kapalı. Çok teşekkürler. Kaç kişi çalışıyor bu arada toplam enstitü? Daimi olarak 20 personelimiz var devamlı çalışan burada. Fakat yazın Texas A&M Üniversitesi'nden gelen profesörler, araştırma başkanları, proje başkanları ve asistanlarıyla birlikte 40-45 kişiyi buluyoruz. 40-45 kişi. Yani bayağı da. Evet. Ama alan çok güzel. Gerçekten çok güzel bir şey var. Mimari yapı, işte ofisler, Evet. alan, her şey çok güzel. Yani çok zevkli yapılmış bir yer. Bir soru geldi. Marmaris Selimiye'de bir batık bulunmuştu birkaç yıl önce. Nedir şimdiki durumu diye bir soru geldi. Marmaris Selimiye'de bulunan batık herhalde bizim bulduğumuz, Harun Hoca'nın bulduğu değildir diye tahmin ediyorum. Bizim bulduğumuz batın 95 ve 98 yıllarında kazısı yapıldı Ben de ve şimdi katılıyorum. Bodrum Müzesi'nde yeni restorasyondan sonra sergilemeye çıkacak o batıkta. Ha, süper. Farklı bir batığı sormuşlar bence. Çünkü birkaç yıl öncedenmiş. O bahsettiğimiz Evet. Selimiye Bozburun batığı, evet, çok daha önce ait bir şey. Peki Türkiye'de sualtı arkeolojisi alanında yapılan çalışmalar arttı. Tina Vakfı var, 9 Eylül Üniversitesi var, Akdeniz Üniversitesi var. Bunun dışında başka hangi çalışmalar, hangi araştırma gemileri var. Bize biraz anlatabilir misin genel Türkiye'deki Tabii. bu durumu? Şimdi uzun yıllarca İNA olarak, Sualtı Arkeolojisi Enstitüsü olarak Türkiye'de tek biz sualtı kazılarını yapıyorduk. Fakat daha sonra çok iyi oldu. Türkiye'de birçok üniversitede sualtı arkeolojisi bölümleri açıldı. Araştırmacılar ilerledi. Çeşitli kurum ve kuruluşlar bu işi de yapmaya başladı. Ve bilimsel, akademik olmayan kurumların en başında ve en önemlisi TİNA, Sualtı Arkeolojisi Vakfı, Türkiye Sualtı Arkeolojisi Vakfı. TİNA akademik bir kurum değil, kendileri bilimsel çalışma yapmıyor ama Türkiye'de sualtı ile ilgili bilimsel çalışma yapan tüm ekiplere maddi, manevi, aynı destekleriyle inanılmaz derecede çalışmalarını kolaylaştırıyorlar. O yüzden iyi ki TİNA var ve sadece kurumlara değil öğrencilere de burs verip birçoğunun sualtı arkeolojisi ile ilgili eğitim almasını da sağlıyorlar. O yüzden biz de TİNA'ya minnettarız. Aynı zamanda TİNA'nın yönetim kurulundan 3 kişi de bizim enstitünün yönetim kurulunun içinde. O yüzden kardeş kurumlar gibi birlikte çalışıyoruz. Üniversite ve akademik olarak evet 9 Eylül Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi, Ege Üniversitesi ve daha şu anda adı aklıma gelmeyen heyecanla birçok üniversite daha var. Sualtı arkeolojisi yapan, sualtı ile ilgili projeler, araştırma ve kazı projeleri yapan birçok ekip var. Bazılarıyla ortak çalışma şanslarımız var. Mesela Yenikapı'da İstanbul Üniversitesi ile birlikte çalıştık Yenikapı batıklarında. Biz 37 batığın biz 8 tanesini, 29 tanesini de İstanbul Üniversitesi kazdı. Onlar her zaman bize destek oluyorlar. Biz de elimizden geldiğince onlara destek olmaya çalışıyoruz. Harun Hoca 9 Eylül Üniversitesi yıllardır birlikte çalışıyoruz. Çünkü Harun Özdaş biliyorsunuz Aşkın abiyle birlikte yıllarca Bodrum Müzesi'nde arkeolog çalışıyordu ve inanın kazılarına
her zaman komiser kazı temsilcisi olarak geliyordu. O yüzden Harun Hoca birlikte, Hakan Önüs Hoca var. İzmir Ege Üniversitesi'nde Kaan Gonca Şenol hocalar var. Sualtı Arkeolojisi Master Programı açtılar. Onun için Uludağ'da Mustafa Hoca var. Onlar da Bazilika kazısı İznik Gölü'nde gerçekleştiriyorlar. Öğrenciler çok güzel araştırma projeleri yapıyorlar. Dediğim gibi yani artık Türkiye'de sualtı arkeolojisi gerçek anlamda güzel ilerlemiş, güzel çalışmalar yapan ekiplerle birlikte daha da zenginleşiyor. Ve ama Bodrum şu anda Türkiye'deki tek sualtı arkeoloji müzesine ev sahipliği yapan bir kentimiz olduğu için Bodrum hala ve başladığı yer olarak buranın sualtı arkeolojisinin merkezi sayılıyor ve merkez olmaya da devam edecek inşallah. İnşallah. Bu arada Jeff Bey teşekkür etmiş. Tina adına teşekkür ederim Tuba Hanım demiş. Jeff Bey yönetim kurulu üyelerimizden ve Tina'nın kurucularından bir tanesi. Ben de kendisine çok teşekkür ediyorum. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Hatta bugün bu sunumumu Jeff Bey'in müzemize bağışladığı eserlerin önünde yaptım. Harika. Bize bir katkısı oldu. Ben de ayrıca Bizim teşekkür de ederim. enstitüye Jeff Bey'in bir tane bağışı var. Tam bir full süngerci kıyafeti ve başlığı Evet. enstitümüzün girişinde. Girişte duran çok güzel. Peki benim sormak istediklerim bu kadar. Eklemek istediklerin var mı? Eklemek istediklerim ne olabilir? Bu bilim dalını yapmak isteyen öğrenciler, bu eğitimi almak isteyen öğrencilerin çok çalışmaları lazım. Tüm yayınları, teknikleri, her şeyi takip etmeleri lazım. Çok meşakkatli bir iş. Özellikle de ileride bu işi gerçekten belki de proje başkanı bazında yapacak olan kişilerin çok uzun vadeli finansal ve lojistik ve altyapılarını hazırlamış olmaları lazım. Çünkü verdiğim örnekte gördüğünüz gibi kazı birkaç sezon sürebiliyor ama ondan sonra gelen o konservasyon, restorasyon çalışmaları onlarca yıl sürüyor. O yüzden bu altyapı olmadan ne olur bu işe kalkışmayın ama kalkışacaksanız da bunları tamamlayın. Onun dışında söylemek istediğim, ben bu mesleği yapmaktan çok mutluyum, çok memnunum. Bu ekiple çalışmaktan ve şimdi Türkiye'de bu işi yapan birçok ekiple çalışmaktan yine çok çok mutluyum. Ve Bodrum Müzesi'nin de restorasyonu bittikten sonra inşallah yine güzel sergilerle herkes bu yaptığımız çalışmaların sonuçlarını görebilecek. Bunun dışında şu anda başka bir şey gelmiyor aklıma. Peki yeni sergi alanları oluşacak mı müzede? Yeni sergi alanları bildiğim kadarıyla oluşacak. Tam emin değilim çünkü dediğim gibi bu proje dışında biz sadece hala kendi bilimsel çalışmalarımızı sürdürüyoruz müzede. Onun dışında gerçekten detaylı ama bildiğim kadarıyla olacak yeni sergileme alanları da. Evet, bir de bir soru daha gelmiş. 1 Haziran'da müzenin hangi bölümleri açılacak 1 diye soruyor. Haziran'da geçen sene yer alan Yassıada Batıkları, Bozburun Amfora Sergisi, Şapel açılacak ve eğer yetişebilirse Haziran 1'e değil ama Haziran 15'e veya Haziran'ın ikinci yarısını düşünüyor. Serçe Limanı Batığı Sergisi açılacak ve Serçe Limanı Batığı Sergisi'nin içinde sualtı arkeolojisinin başlaması, tarihçesi, süngercilik, amforalar gibi farklı sergiler de olacak o salonda. O bölüm açılacak. Alman Kulesi ve İspanyol Kulesi eski adıyla onların açılması söz konusu. Ama dediğim gibi yani müzenin restorasyon projesine çok hakim değilim. O yüzden tam net cevap veremeyeceğim. Tamam, çok teşekkür ediyorum. Bodrum Ben Deniz teşekkür ederim. ve Bodrum Belediyesi adına çok güzel bir sohbetti gerçekten. Bu desteğin için ve diğer desteklerin için de çok teşekkür ederim. Bu kaydımızı Bodrum Deniz Müzesi YouTube kanalına ayrıca yüklüyoruz. Daha sonra dinlemek isteyenler oradan dinleyebilirler. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Ben çok teşekkür ederim. Sağ olun.